Birleşmiş Milletler'de Filistin'in daimi üyeliğinin ABD vetosu ve bazı İsrail destekçisi ülkelerin çekimser kararıyla reddedilmiş olması aslında Orta Doğu'da, özellikle Orta Doğu'nun önemli sorunlarından biri olan İsrail-Filistin sorununda söylemlerinin aksine iki devletli eşit haklara dayalı bir çözümden yana olmadıklarını bize bir kez daha göstermiş oldu. ABD cephesinden yapılan açıklamalarda bu sorunun İsrail ve Filistin arasında çözülmesi gerektiği söyleniyor. Onların uzlaşması gerektiği söyleniyor. Ama bugün bu bahsedilen güçlerden biri diğer ülkenin topraklarının çok büyük bir kısmında bir işgal harekatı sürdürüyor. Gazze'de çok ciddi bir katliam, soykırıma varan bir katliam söz konusu, bir işgal söz konusu ve vetonun gerekçesi işte İsrail onaylamalı. İsrail'in politikası burada çok net. Ama arka planına gittiğimizde eğer Birleşmiş Milletler hukukunu işletmekten bahsediyorlarsa, bunlar o hukukun üstünlüğünü savunuyorlarsa, işte demokrasiyi savunduklarını söyleyen bu güçler ABD başta olmak üzere 67'de ve 73'te Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar var. İsrail'in Filistin topraklarında işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve iki devletli eşit çözümden bahseden kararlardı bunlar. Bu kararlar Birleşmiş Milletler cephesinden alınmış olmasına rağmen bunların aklına bile gelmiyor. Bunları uygulamıyorlar. Çünkü çok açık bir şekilde demokrasiyi, uluslararası hukuku savunduklarını söylerken bir çifte standart uyguluyorlar. Esas olan İsrail'in bölgedeki varlığı ve çıkarları. Çünkü İsrail, ABD'nin ve aslında Batılı emperyalistlerin Orta Doğu'daki önemli merkezi üssü durumunda bir pozisyon, rol üstleniyor. Ve bundan vazgeçmiyorlar. Önemli olan öncelikle kendi çıkarları. Bunu şeyde de görmüştük. 2017 Irak-Kürdistan'daki bağımsızlık referandumu döneminde de görmüştük. ABD, Irak-Kürdistan bölgesi yönetimiyle beraber o dönem Musul başta olmak üzere bölgede işte karşı operasyonları beraber yürüttü. Ama ne zaman ki gene Birleşmiş Milletler hukukunda bir güvence altına alınmış bir hak olan ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı kapsamında Irak-Kürdistan bölgesinde bir referandum yapıldığında, bağımsızlık referandumu yapıldığında ABD bunu desteklemedi. İşine geldiğinde işbirliği yaptı, işine gelmediğinde bu hakkı tanımayan ve dolayısıyla yeni saldırıların önünü açan bir politika izledi. Dolayısıyla bölgeye baktığımızda ABD başta bölgedeki emperyalistlerin bölgedeki sorunların çözümündeki temel politikası ne hukuktur, ne orada barışın tesis edilmesidir, ne de işte söylediğim gibi işte ulusların kendi kaderini tayin etme hakkına saygıdır. Sadece ve sadece kendi çıkarlarıdır. Yerine çıkarlarına uygun olduğunda bu hakları tanıyor gözüküyorlar. İşlerine gelmediği zaman da son Birleşmiş Milletler'deki Filistin'in daimi üyeliğinin vetosu kararında olduğu gibi bu hakları tanımaz bir şekilde çifte standartlarını uygulamaktan buna yani emperyalist ikiyüzlülük de diyebiliriz tam anlamıyla. Bunu uygulamaktan da geri durmuyorlar. Ortadaki tablo bu. Yani ne söylüyor? Diyor ki yani biz evet orada soykırım var, çocuklar katlediliyor. Yani AKP'nin siyasetini çok açık şey söylüyor. Doğru bunlar var ama bizim de İsrail'le serbest ticaret anlaşmamız var. Yani şimdi orada çocuklar katlediliyor diye bundan vaz mı geçelim diyor. Yani bu bile aslında AKP'nin siyasetinin gerçeğini ortaya koyuyor. Burada İşgal güçlerinin çimentosu da, demiri de, en temel ihtiyaçlar da aslında Türkiye'den giriyor. Türkiye en önemli partnerlerinden biri ticari olarak İsrail'in. Bu ilişkiler devam ediyor. Ama öbür taraftan da Filistin davasının en büyük savunucusu bir görünmüş gibi bir görüntü çizmeye çalışıyorlardı. Bu çelişki artık gizlenemez bir şekilde halkın görebileceği bir noktaya varınca bazı kararlar almak zorunda kaldılar. Ve ondan sonra da yüzsüzce ya İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke biziz diye aslında bir propaganda yapmaya başladılar ki bu bile dün söyledikleri her şeyin aslında reddini, yalan olduğunu ortaya koyan bir gerçekliği işaret ediyor. Yani bunu söylemeleri böyle bir gerçekliğe işaret ediyordu. Bugün kontrollü dediğimiz savaşın yarın kontrolden çıkmayacağı anlamına gelmiyor ve böyle bir savaşın halkların lehine olmadığı ortada. Zaten etnik, işte mezhepsel çatışmaların içine boğulmuş uzun zamandır bu etnik ve mezhepsel çatışmalarla kendi hem eşit haklar, insanca yaşam, demokrasi talepleri, laisizm talepleri, baskılanmış halklar böyle bir bölgesel savaşla çok daha büyük bir nasıl diyeyim, çok daha büyük bir girdabın içine
çok daha büyük sonuçlar kendileri için yıkım yaratacak bir girdabın içine sürüklenebilirler. Buna karşı tabii ki açık tutum almak lazım. Yani bunun önüne geçecek politika da açık. Yani bu kontrollü gerilimi bölgesel savaşa yol açabilecek bir noktaya taşımaktan kurtaracak şey bölgedeki işgallerin, bu emperyalistlerin ve bölgedeki gerici güçlerin işgal ettiği topraklardan çekilmesidir. Biz halklar bu yönlü bir ortak mücadele ve dayanışma içine girerlerse bu tablo değişebilir. Yoksa bu güçlere kalan bir kontrollü savaşın yarın kontrolden çıkmayacağı konusunda hiçbirimiz garanti veremeyiz ki giderek daha fazla silahlanıyorlar hepsi. Yani hepimiz biliyoruz dünyadaki silahlanmaya ilişkin veriler de bunu ortaya koyuyor. Daha çok silahlanma, daha çok bölgede gerilim tırmanıyor. Bunun sonucunun yani bölgesel ya da daha kapsamlı bir savaşa yol açmayacağına dair bir öngörü bugün mümkün değil. Bunu söylemek mümkün değil. Daha tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bunu önleyecek politika bizim için de yani A ya da B gücünün yani İsrail ya da İran'ın, ABD ya da İran'ın burada daha iktidarlı davranması ötesinde bunların bölgedeki varlığının, işgallerinin ortadan kalkması ve her ülke halkının kendi geleceğini kendisinin belirlemesi politikası. Bu noktada bir mücadele ve bölgesel barışın inşası bizim için burada önemli. Bu kolay değil ama işte 2009-10'daki halk ayaklanmaları aslında bu Orta Doğu halklarının böyle bir dinamik yaratabilecek bir şey olduğunu gösterdi.